Evet, iyi akşamlar. Moda TV'den tekrar cuma akşamları saat 7'de tekrar buluştuk. Ben buradan bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere gerçekten en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ünye Moda TV ailesi olarak sizleri selamlıyoruz ve aynı zamanda bugün çok önemli bir yılımızın, yıl dönümünün kutlama günü. İstiklal Marşımız'ın 100. yılında 100 yıl önce 12 Mart 1921'de kabulünün ve bugün itibariyle de 100. yılının kutlandığı bir gün. Ben gerçekten bu anlamlı günde böyle bir program yaptığım için de gurur duyuyorum. Gerçekten İstiklal Marşı gibi güçlü marşlar devletlerin kimliklerini oluşturur ve bu gök kubbe var oldukça inşallah Allahu Teala bir daha bize böyle bir marş yazdırmasın, yazdırmayacak ve biz de bunları yaşatacağız diyorum ve bu akşam gerçekten şöyle bir konu belirledik. Hepimizin de hepimizi de ilgilendiren ve hepimizin ekmeğini ilgilendiren bir konumuz ve konuğumuz var. Bu anlamda gerçekten konumuz ekmek ve her insanın ekmeğini, cebini, evini, sofrasını ilgilendiren bir konu. Ve bu manada bu akşam Ekmek Üreticileri, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Yüksel Bey'i ağırlıyoruz. Ve ondan önce gerçekten hem dernek olarak da temsilciliğini yaptığımız kıymetleri kıymetleriyle ilgili, değerleriyle ilgili geçmişte çok çalışmalar yaptık. Bu çalışmalardan bir tanesi de ünye manyetik siyah kumuydu. Ben buradan gerçekten 2019 yılında ünye manyetik siyah kumu için çalışmaya başladığımızda ve bunu her defasında belirtiyorum. Buradan da belirtmek istiyorum. Gerçekten Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ünye manyetik siyah kumunu dünyaya tanıttık, ülkemize tanıttık, insanlara tanıttık. Ama maalesef altın ordudan öteye geçemediğimizi görüyoruz. Bu bizi üzdü. Büyük şehrimizin yaptığı çalışmalar var ve ekranda da görüyorsunuz gerçekten 2019 yılında Ünye Manyetik Siyah Kumunu 4 kişilik ekiple biz dünyaya ve ülkemize tanıttık. Bu ekibin en başında gerçekten Genna Ajans'ın sahibi Selim Tuncer Beyefendi, Avukat Koray Maral Beyefendi, Jeofizik Mühendisi Ünyeli Hemşerimiz Orhan Yiğit Beyefendi ve Ünye Turizm Derneği Başkanı olarak ben Adnan Sobi. Dört kişi çok büyük emekler verdik, çok büyük çalışmalar yaptık ve hiç karşılık beklemeden özellikle şahsım adına söylüyorum. Sadece kentimiz, ülkemiz, ordumuz, ilimiz, turizmimiz kazansın dedik ve bu manada da Manyetik Siyah Kumumuzu tanıttık. Ben Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın samimiyetine, ilgisine, alagasına sonuna kadar güvenen dernek başkanlarının en başında geldiğimi iddia ediyorum ama sayın belediye başkanımızın da yanlış yönlendirildiğini ve yanlış yönetildiğini buradan belirtmek istiyorum. Ünye manyetik siyah kumu ordumuzdan, ünyemizden doğmuştur ve eğer manyetik siyah kum birilerine tanıtılacaksa, gündeme getirilecekse bence bunun önce istişaresi yapılmalı ve Ünye'den başlanmalı. Bu manada Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı olarak da buradan bu ifademi belirtmek istiyorum ve programıma ve konumla birlikte de programıma başlamak istiyorum. Tekraren edeceksem gerçekten bu akşam Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı, ünyeli hemşerimiz Murat Yüksel misafirimiz. Ben Murat Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk başkanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi, Öncelik, <laughs> öncelikle moda ailesi izleyenleri ve dinleyenleri güzel bir program olmasını bütün kalbimle izleyicilerime bunu buradan ifade etmek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben şimdi şöyle başlayayım. Buyur gerçekten başlayayım. sivil toplum kuruluşları çok fedakarca çalışıyor. Ve bu çalışmalarının karşılığında da gerçekten hep kendilerinden, hep ceplerinden, hep ailelerinden, hep emeklerinden harcıyorlar. Ve gerçekten de memleketi için öncelikle yaşadığı biz Ünye coğrafyasındayız ve Ünye için çalışıyoruz. Evet. Ama siz sadece Ünye için değil, Türkiye için çalışan Türkiye. bir federasyonun başkan yardımcısısınız. Evet. Ve bu manada ben Murat Kavuncu başkanımız, başkanımız, evet Murat beyin nezdinde hem federasyonumuza buradan selam göndermek istiyorum, Çok hem de Murat başkanımıza deyiz. sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bu manada federasyona başlamadan önce ben Murat Yüksel kişilik olarak ben sizi biliyorum ama Murat Yüksel kimdir dediğimizde sayın başkanım. Bize bir anlatır mısınız? Murat Yüksel olarak beni daha çok Murat Gürcüoğlu olarak tanırlar. Evet. 1971 ünye doğumluyum. Orta veliste tahsisini ünye ünyede bitirdim. 1987'den beri de ekmek ve onu amiler sektöründe ünyeylere hizmet etmekten onur ve mutluluk duyuyorum. Gürcüoğlu ailesi olarak da bu işe gönül koyduk. Ekmekçiliğin her alanında ne yapılması gerekiyorsa birebir yerinde yapmaya uyguluyoruz. Onun için de mutluyum. Ünyemiz için güzel şeyler yapmaktan keyif alıyorum. Evet, biz de gerçekten bir ünyeli olarak Türkiye'ye hükmeden, Türkiye'yi ekmek üreticileri anlamında temsil eden bir federasyonun başkan yardımcısı olarak sizi görmek bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Ben size sözlerimizin başında da sonrasında da söyleyeceğim gibi başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir şey Şöyle söylemek istiyorum Murat Başkanım. Şimdi federasyon başkanlığı başkan yardımcılığı görevine nasıl getirildiniz ya da federasyon süreci nasıl başladı? Bunu bir anlatabilir misiniz? Yıl 2014. 2014. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de inanılmaz bir sıkıntı yaşıyorduk. Bu sıkıntıların giderilmesi konusunda daha öncesinde de benim Ünye'de Oda Başkan Yardımcılığı görevim olmuştu. Yani Ünye fırıncılar odası başkanlığında iki dönem yönetim kurulunda yer almışımdır. Fırıncılık sektörüyle uzaktan değil yakınen birebir ilgilendiğimiz için sıkıntıları da biliyoruz. Birileri de bu işe el atması gerekiyordu. Evet. Biz bu süreç içerisinde Türkiye Ekmek Hüreyçileri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Murat Kavuncu'nun yaptığı işleri, izlenimleri bir markaj altına aldık. İzlemeye başladık. Baktık ki fırıncılar... Bu konuda fırıncılar için gecesini gündüzüne katarak her türlü fedakarlığı e, kendi başına birebir sahada uygulayan bir başkanı gördük. Tanışmak kısmet oldu. Yıl 2014'te. Hızlı bir şekilde 2014'ün sonlarında dernek kurma. Ünideki fırıncı arkadaşlarımızla istişare yaparak bir odamız yok. En azından kurumsal bir kimliğimiz olsun ekmek üreticileri derneğini kuralım diye burada bir yola çıktık arkadaşlarla istişaremizi iş iş yaptık üyedeki meslektaşlarımızla. Tabii ki bu süre içerisinde e, bire birebir bütün fırıncı arkadaşlarımızla istişare iş yapmak zorundayız Çünkü kurumsal bir kimliği kazandırmak zorundayız evet. ki ondan sonra da hızlı bir şekilde 2015'in Şubat ayında biz ünye orada İl başkanlığını kazandırdık bundan sonraki süreçte biz, e, sürekli federasyonla istişareler yaparak çok yol aldık. Yol aldıktan sonra önce Ünye'deki fırıncı arkadaşlarımıza işte ekmek konusunda neler yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Bir artık kurumsal kimliğimiz kazandıktan sonra birçok şeyi birden el atıp kaldırıp götürebiliyorsunuz. Ama bireysel olarak hiçbir şey yapmak mümkün değil. Burada çalışmalarımızı yaparken tabii biz durmadık sahada. Federasyon nezdinde Ankara'da da bizim başarılarımız Türkiye genelinde bizim 81 ilin 76'sında temsilciliğimiz var. İl temsilciliğimiz var. 7 bölgede bölge başkanlığımız var. Oradaki başkanlarım bizim bu çalışmalarımızı tabii orada bir seçimli oluyor. Yani Murat Yüksel başkan yardımcılığına gelecek ve Adnan Başkan bir yere değil. Oradaki divan kurulu bizi layık gördü. Yani demokratik bir seçim yapılıyor. 4 tabii, tabii. Ee, yılda bir seçim yapılıyor. Önümüzdeki yıl yine tekrar seçim var. Bizim çalışmalarımızı vizyon kattığımız vizyon başkanımızın nezdinde direkt ben başkan yardımcılığı görevine seçildim. Ondan sonra da zaten sürekli e, iş her geçen gün daha büyüdü. Şunu söyleyebilirim. En az ayda bir defa ya da işte pandemi süresinde biraz kısıtlamalar oldu. Yoksa biz her üç ayda bir çalıştay toplantısı yapıyoruz. Hatta 2018'de Ünye'de yapmayı planlamıştık. Sonra bir şey oldu, olmadı. Sonra da pandemi süreçleri başladı. Orada hemen araya gireyim başkanım. Bir turizmci ve turizm temsil, temsiliyeti anlamında tam bu soruyu sorayım ben size. Evet. Bir federasyon başkanı olarak, başkan yardımcısı olarak federasyonun tam onu soracaktım. Siz dile getirdiniz. Ertelenmesi bir şans olarak görüyorum ben. Ünyemizde bir etkinlik çünkü büyük bir otelimiz var. Evet. Yani Kültür sarayımız daha yapılmadı kültür konferans zaten. salonu anlamında ama en azından bir otelimiz var ciddi anlamda kapasitesi olan. Böyle bir etkinliği ünyemize kazandırsak nasıl olur ya da yapabilir miyiz? Şöyle o dönemde Sayın Ahmet Başkanım Ahmet Çamyar Başkanımla bunu konu istişare yaptık. Eee Kalibiy otelde bunu yapacaktık dedik ki başkanım ben 81 ilin şimdi 76 Ramada altın, Otel oldu tabi, Ramada evet. Otel oldu. 76 ilin e, Türkiye'nin doğayan fırıncıları, başkanları divan kurulu, yönetim kurulu tamamen Ünye'ye gelecek. Yani 100 kişilik bir şeyimiz olacaktı. Ve Ünye'nin tanıtımı da tanıtımı çok evet, önemli. Burada. Evet. Biz bu misafirlerimizi Ünye'ye davet ettiğimizde Ünye'de bir program yapalım, bir etkinlik yapalım. Akşam işte Sayın Kaymakamımız, belediye, istişare yapalım bir Gün sayısını mi? özür dilerim. Bunu planlayın gene unutmayın Sayın Başkanım. Gün sayısını ne kadar çok tutabilirseniz tutun. Ben şunun sözünü veriyorum size. Ünyemiz bir günlük değil, iki günlük kesinlikle, değil. Kesinlikle. Bir hafta isterseniz on gün dahi ben onları Ünye'yi yaşatırım. Buna emin Hemen olun. Hemen şu cümlemi tamamlayayım. Ertelemesinin sebebi talihsiz bir kaza sonucu otelin yanması bizim programımızı Aa, değiştirdi. evet. Yoksa başka hiçbir sıkıntımız yoktu. Peki Her yapılabilirliği var mı hala? Kesinlikle ee, biz ondan sonra bu toplantıyı Ağustos ayına şey aldık. Kayseri'ye aldık. Yani üç gün Kayseri'de ağırlanıyorsunuz, geziyorsunuz. Çok güzel. Bölge'nin mesela biz oraya gittiğimizde ünyeye gelselerdi biz ne yapacaktık? Bol bol fındık tanıtımı, bölgenin tanıtımı. Evet. Bunlar çok önemli çünkü biz aslında <laughs> benim şöyle bir avantajım var ünye olarak. Türkiye'de Ankara'dan Karadeniz'e kim gelecekse önce buraya geliyor. bizim iletişim ispata geçiyor. Nerede kalınır, neresi gezilir, neler yapılabilir, neler alınabilir bu çok önemli. Kesinlikle. Biz burada Karadeniz'in köprüsü oluyoruz her gelenli. F federasyon olarak düşünmeyelim. İstanbul'daki federasyon çalışmalarından tanıdığımız birçok kişiydi. Biz Karadeniz'e davet ediyoruz. Gelin Ünye'de bir kalın. Artık Ünye'de konaklama sıkıntımız da kalmadı. Yok yatak kalitemiz ve evet. yatak sayımız Kesinlikle. iyi manada. Evet. Sonra buradaki otelci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kime gittiysek dedik anlaşma yaptık dedik. Tabii kurumsal, kurumsal bir anlaşma tabii. yapıyorsunuz. Yani evet. Biz böyle böyle misafirlerimiz gelecek. Onlar da son derece altını çiziyorum. Hepsi hiçbir konuda sıkıntı yok. Ağırlarız diye ağırlıyorlar. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu program pandemi biter de Biter bitmez de ilk toplantı Ankara'da olacak ama ikinci bir İnşallah toplantı Ünye'mizde. ünye olarak tamam. şey görüyoruz. İnşallah ben hayırlısı Buradan tarihe not düşmek adına o toplantıyı Ünye'ye almış İnşallah. olalım diyelim. Ki o zamana kadar kalemiz falan da biter. O evet, insanlara, şimdi, evet yani birazdan evet. işte Asarkaya çok güzel bir Kesinlikle. şey kazanıyor. Vizyon kazanıyor. Belediye Başkanıma da buradan teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Dolayı. Şimdi bizi interaktif olarak yayın olduğumuz için izleyenlerimiz var. Ben onların mesajlarında okuyarak hem programa katkı sunalım hem de kendilerine selamlarımızı gönderelim. Tabii ki başkanım. Ali Rıza Nal Bey arkeologdur, sanat evet. tarihçimizdir. Ünyemizin çok kıymetli bir değeridir. Aynen İyi öyle. yayınlar Adnan Bey. Arka fon görüntünüz muhteşem. Konuğunuz Murat Başkan'a selamlarımı iletiyorum demiş. Arkafonu Arka fonu Ali Bey özellikle Özlenmiş. seçtim. Ünye Kalesi sadece Ünyemizin değil, sadece ordumuzun değil, bölgemizin ve ülkemizin bir değeri Kesinlikle. ve bu değere çok artı değer kazandıran ekibin içinde ve başında sizler varsınız. Bizler de sizlerin sonuna kadar yanındayız. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kesinlikle ve inşallah o delhizin sonundaki kutsal kuyuya hep birlikte turizm gezisi amaçlı inşallah yatırımlarla beraber devam edersiniz. Biz de sonuna kadar sizin yanınızdayız. İlker Çorbacı Beyefendi aynı zamanda dernek sekreterimiz ve evet. rölyef sanatçımızdır. Çok teşekkür ederim. Ünyemizin tarih, kültür, sanat kimliğine çok ciddi katkı sunan bir kişiliktir. Büyük üstad. Kesinlikle selam hayırlı yayınlar. Ünyemizin ve bölgemizin iki değerli güzide başkanlarımız bir programda olması çok hoş. Eminim ki bölgesel sorunların da net anlatılacağı bir program olacağından eminim. Murat Başkanıma bir şey sormak istiyorum diyor. Buyursun. Ben İlker Bey'in sorusunu da alayım aynı zamanda. Türkiye'deki buğday üretimi geçen yıllara yıllar yetebilecek durumdayken hatta fazlası var ve ihraç edilirken şimdi neden neredeyse hepsi ithal hale geldi? Dünya açlık sürecine girerken federasyon olarak bununla ilgili bir girişimleri var mı? Selamlar, sevgiler demiş. Notları okuyayım ondan sonra o konuya girelim sayın tamam. başkanım. notumuzu alalım. Teşekkür ederim İlker Bey. Selamlar. Mahmut Bek Başkanımız, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanımız kendilerine camiası adına ve ünyemiz adına yap, yaptığı hizmetlerden dolayı da hem teşekkür ederim hem de selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz. Mahmut. Hayırlı başkanım. akşamlar, hayırlı yayınlar dilemiş. Nevra Arslan hanımefendi, ünyemizin gerçekten tarih kültür kimliğine sanat tarihiyle birlikte ayrı bir sayfa açtı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Adnan Bey. Başlangıç konuşmanızı Cani Gönül'den onaylıyor ve dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan bunu bir kazanım olarak görecektir ee, ve olumlu yönde çalışmalara başlayacaktır. Umarım Ünye'nin pek çok değeri manyetik kum gibi değerleriyle birlikte tanıtılacaktır. Bu yönde dalgalanmaların genişlemesini bekliyoruz demiş. Ben teşekkür ederim Nevra Hanım'a. Gerçekten manyetik siyah kumu ben hem dernek olarak hem de kişilik olarak şöyle bir karaktere sahibiz. Bizimse değerimiz Ünye'nin olmuş Akkuş'un kuru fasulyesi var. Tescilli, coğrafi işaretli. Şimdi öbür taraftan Çambaşı yaylamız var. Gerçekten Kabadüzüm ilçemize bağlı ve çok kıymetli bir değerimiz. Biz turizmciler olarak Çambaşı yaylası bizim diyebiliyorsak ben bizi yönetenlerin, bizi temsil edenlerin ve aynı zamanda tanıtım yapılarken de Elimizde ciddi bir materyal, yani her türlü teknik araştırmaları yapılmış bir manyetik kumumuz var ve bu da Ünye'den doğmuş bir değer. Ve bunu Ünye olduğu için değil, doğduğu yerden tanıtılmasından yanayız ve hangi ürün olursa olsun birinci önceliği doğduğu yere verilmesi gerektiğine iddia ediyoruz ve bu anlamda da bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Fahri Yılmaz Beyefendi, İbrahim Sobi Beyefendi Murat Öksüz Beyefendi bizi izliyorlar başarılar dilemiş. Teşekkür ediyorum Murat abimize. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aydın Çivici abimiz başarılarınızın devam etmesini temenni ediyorum. Esenlikler dilerim demiş. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Mehmet Ateş Beyefendi iyi yayınlar Murat Başkan'a selamlar demiş. Biz de M. kendisine teşekkür iyi akşamlar ediyoruz. dilerim. İyi yayın. Ahmet Güneş hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ayhan Sobi abim Ayvacık'tan selamlar. Ayvacığa bizden de çok selamlar çok Ayhan selam, abi. Sevgiler, sevgiler evet. gönderiyorum. Şimdi bizi izleyenlerimize konumuzun adını tekrar almak istiyorum. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyon Başkan Yardımcısı Murat Yüksel başkanımız var. Şimdi ben kendi sorumdan ziyade İlker Bey'in sorusuna bir cevap verelim. Ondan sonra Hemen, diğerlerine geçelim başkanım. 2017 ve 2020 yılları arasında Türkiye'deki buğday üretimi 21,5 milyon ton ve biz her yıl dışarıdan 4.5 milyon ton buğday alıyoruz ve almak zorundayız. Şu anda kullanılan buğdayın içerisinde e, %7 ithal buğday kullanıyoruz. Değerli, harmanlama tabi mı? Harmanlama yapıldığından mi? dolayı bu Türkiye'deki buğdayın eksikliğinden değil, harmanlama yapıldığından dolayı. Bu kaliteyi düşürüyor mu? Yükseltiyor. Ha, çok yükseltiyor. Güzel. Şöyle bizim yani şu anda beyaz ekmek olarak yediğimiz ekmek zaten bizim 13.5 protein 20, 26 28 glüten. E, nem oranı çok önemli. Nem oranı 0.65. Tuz pardon, su tuz oranı 0.65, nem %14. Bizim beyaz ekmek tükettiğimiz ettiğimiz şey bu olma. Yani 26 28 glüten ve 11.5 protein kesinlikle olması lazım. Yani o katkı tabii, olması lazım kat, diyor. yani bu değer olması gerekiyor yani ekmek O değere ulaşmak için de bu katkıyı yani yapmak dışı, tabii lazım. tabii şöyle Türkiye'nin değişik bölgelerinde buğday mesela Polatlı olsun, Sungurlu olsun, Konya olsun diğer Erzurum olsun fakat bunlar zaten bir harmanlama yapılıyor ama yurt dışından gelen buğday özellikle bizim şu anki unların içinde hemen hemen hepsinde var. Şimdi şöyle bir ayrım yapabiliyor muyuz? Özür dilerim başkanım. Buğday üretiminde mesela şimdi pirinç üretiminde Osmancık pirinci, Terme pirinci diye evet. ayrım yapılıyor ya. Hı hı. Buğdayda da şuranın buğdayının ekmeğe daha güzel ya da farklılaştırılabilecek şöyle bir yönü var mı? Bugün 2400 lira 2000 pardon 1900 1860 liralardan falan başladı. Buğday 2400'e daha çıktı. Şöyle Türkiye'deki en iyi buğday Polatlı. Bugün Ankara. 2400 lira iken diğer bölgelerdeki buğdayı 2000 lirayla 2200 lira arasında alabiliyor. Mesela i̇şte Konya sonra Sungurlu gelir. Bunlar çok önemli. Şimdi bir değirmenci Polatlı buğdayla hepsinden un yapamaz. Çünkü maliyeti çok yukarı çıkıyor bu sefer. Evet. Harmanlama yapmak zorunda. Yurt dışından da hemen o soruyu Hızlı bir şekilde geçmektense e, TMO biz yaklaşık 3 aydır TMO ile yaptığımız sürekli istişareler sonucunda 3 defa ihale yapıldı. 550 bin ton, 550 bin ton ve 650 bin ton. Bu buğday fiyatları birden bu sene Türkiye'de inanılmaz tavan yaptı. Yükseldi evet. E, yani ehil insanlar değil parası olanlar buğdayı aldı stokladı. Bundan dolayı da inanılmaz... Şey, sıkıntı yaşadık. Tarım Bakanlığı bir dur dedi o zaman bu fiyat dur Dur dedi ama altı evet. vatandaş mesela Polatlı'da inanılmaz buğday vardı şimdi depolarda Polatlı buğdayı. E şimdi bir fabrikacı en fazla bir kamyon iki kamyon alır. Evet. Diğer bölgelerden alacak ki onu belli bir yoksa o buğday o fiyatta mesela 2400 lira buğday bugün şu anda 2100 liraya kadar düştü ama 106 liradan 10 oraya da geleceğiz. O, evet. 150 şimdi liraya O liraya zaman çıkması, şu soruyla birleştirelim başkanım. Birleştirelim. Son zamanlarda ekmek fiyatları ile ilgili bilgi kirliliği de var. Evet. Bunu da birleştirirsek bunun nedeni ne? Federasyon olarak düşünceniz ne başkanım? Şöyle söyleyeyim. Biz 9. ayda ekmeği 280 gram yaptığımızda yani kilo fiyatı 7.15'ti. O zaman 10 fiyatımız 106 liraydı. Fiyat aldık ve bir ay süre içerisinde 150 liraya kadar buğday un fiyatları tırmandı. Ham madde fiyatları aşırı derece yükselmesinden dolayı ikinci bir defa bu sefer zam konusu gündeme geldi. Ki bir de çok kısa bir süre içerisinde 3 ay 4 ay gibi. Yani şöyle söyleyeyim bir çuval 10'u 106 lirayken bir kolimaya 60 liraydı. 3 ay sonra bir kolimaya 110 liraya çıktı. Bir çuval 10'u 150 liraya çıktı. Şimdi... Diğer girdi fiyatlarına, enerji fiyatlarına, diğer hiçbir fiyata Personel hiç, hariç. Şey hariç. Yani. E, bu kurdaki aradaki fark, ondaki fark yüzde 46. Mayadaki fark yüzde 85. Şimdi fırıncı ne yapacak burada? Yani bizim sınırlarımız tarifeyle çiziliyor. Narhat abiyiz. Evet. Ama diğer taraftan girdi fiyatlarımız sürekli değişken olduğundan dolayı buna kimse müdahale etmiyor. Şimdi burada bu sefer Esnaf sıkıntı duruma düşüyor. Biz hükümetimizden ve TMO'dan şunu talep ettik. Siz girdi fiyatlarına lütfen müdahale edin. Biz ekmek fiyatı zammını konuşmayalım. Yani fırında müdahalesi gibi buğdaya da müdahalesini istedik. Yani bugün buğdaya müdahale edildi. Çok net söylüyorum. Biz Ahmet Gürdal, TMO, yani Türk Toplamasi Genel Genel ile iki defa toplantı yaptık. Önce daire başkanlarla, daha sonra kendisiyle. Şunu net söyleyebiliriz. Çok önemli. Bu da 2400 liradan 2100 liraya kadar düştü. Bu niye 140 liranın altında? Niye 120 liraya 110 liraya onun fiyatı düşmedi? Niye Türkiye'de ikinci bir her tarafta zam konuşuluyor? Neden? Çünkü artık çıkıldı yapılacak şey kalmadı. Ve Türkiye'de şunu söyleyeyim. Bakanlık 9 liranın altında fiyat 9 liranın üzerine kesinlikle onaylamadı. İşte birçok bölgede illerimizde 9 liranın üzerindeki fiyatlara valilik müdahale ediyor şu anda. Biz niye konuşalım? hemen. Çünkü zamanımız sınırlı. Evet. Ün 7 ekmeğin kilosu 7.15 liraydı. Kaç gram ekmek? 280 gram ekmek. Daha sonra ordu fiyat aldı. Hemen Şubat ayının ilk haftası. Ocağın sonlarında fiyat aldı. Evet. Ordu'nun fiyatı ne oldu? Şöyle bir fiyat oldu. Burası çok önemli. Fiyat tarifeleri belirlenir, belirlenirken bakanlık diyor ki başta 200 gram ekmek bu olacak diyor. Başlangıç burası. Zaten 200 gramın altı ekmek üretmek yasak. Sandviç evet. ve diğer ekmekler özel ekmek tüketimine girdiğinden dolayı ekmek olarak kabul edilmiyor. Evet. Onlar özel ekmek. 200 gram ekmeğin fiyatı 1.75 belirlendi ve bunun kilogram fiyatı 8.75 başkanım. Evet. 8.75 8.75'te birçok ilde bu fiyat var. Hatta birçok gündeme geldi. Şöyle yapalım o zaman başkanım. Şimdi Ünye'deki ekmek fiyatlarıyla Fatsa, Altınordu, Giresun gibi kıyaslarsak hangisi pahalı, hangisi ucuz? Hemen söyleyelim. Bugün Ordu'da 200 gram ekmek 1.75, birinci derecede de 8.75. Onlar 230 gram aldılar. 2 TL 8.70. 3, e, 290 gram ekmek. Bak burası çok önemli. 290 gram ekmekte 2.50. Evet. Şimdi un yedi, de biz dedik ki böyle tarifede karışıklar ve bu 460 gram, 4 lira olarak böyle sıralanıp gidiyordu. Biz evet. un yedi bir karışıklık olmasın. Hani bir fırına gittiniz, fiyat bu. Diğer fırıncı bunu uygulamasın diye biz odalara talebimiz şu oldu. un yedi, tabii bunu ün fırıncı arkadaşlarımızla istişare yaparak. Yani biz dernek olarak hemen kafamıza göre bir şey yapmıyoruz. Tabii tabii, sahayla birlikte. Tabii yani evet. bir, bir araştırma yapıyoruz ne olur. Biz şunu gördük. 230 gram ekmek yapmayalım. Neden yapmayalım? Çünkü ekmeğin gramajı küçüldüğü zaman kalite düşüyor. Neden? Hacim küçülüyor. Pişme evet. oranı düşüyor. Dedi ki biz burada 290 gramı üstüne 10 gram daha ilave edelim. Biz 300 gramı 2,5 lira alalım. Ve bunun kilogram fiyatı bak önemli burası 8.34. Yani ordunun altında. Evet. 8.70, 8.30. Yani Ünye'de ekmek pahalı değil. Değil. Evet. Biz bu gramı aldıktan sonra bu sefer Ünye'de şöyle bir durum oldu. Eski gramajlarda ekmek yapılıp fiyatlar işte bir buçuk lira, iki lira. Şimdi tabii doğal olarak halkımız şunu soruyor. İşte x yerde ekmek bir buçuk lira, bir başka yerde iki lira, bir yerde diğer fırınlar neden iki buçuk lira? O gramaj farkından Gramaj farkından evet. Ve biz, ha bunu vatandaş bilmediği için aynı ekmekmiş evet. gibi görüyor. Ama burada en önemli bir şey paylaşayım. Bu konuyu şey yapmadan Biz e, odalara talep ettiğimiz zaman, talep ettiğimiz zaman orada bir komisyon toplanıyor. Ekmek fiyatı belirleme komisyonu. Ha bunu gösterebilir sonuçta, miyim tabi ekrana? Tabii. Bunu sonuçta bakın, il belirliyor. Bakın komisyon burada. Bakın komisyon komisyon tutakları. Burada kimler var? Onu bahsedeyim ben. Ünyeden gıda madenleri başkanım Harun Güdek. Ticaret başkanım İrfan Akar. Ünye belediyesini temsilen bir temsilcimiz evet. geliyor. Erdoğan başkanım. Ordu esnaf odalar birliği başkanı. Yine İl tarım hayvancılık bakan Müdürlüğünden Ünal temsilci. Temsilcisi geliyor. Evet. İl Ticaret Müdürlüğü'nden bir temsilci geliyor. Yani biz yani burada... Yani kişi karar veriyor buna. Tabii ki biz burada talep ediyoruz. O Bu komisyon toplanıyor. Bu komisyon toplandıktan Talebe sonra... Talebe göre karar alıyor. Tabii diyor ki maliyetler hesaplanıyor. Diyor ki tamam bu bunu biz verelim. Zaten biz şunu... Bakın burası çok önemli. Ordu fiyat aldıktan sonra bir fiyatlar alıyoruz ilçeler. Şimdi hala bugün orada 230 gram ve 290 gram ekmek 2 lira ve buçuk lira. Bak kilogram fiyatı 8.75. Biz bu komisyon kararı alındıktan sonra sistem nasıl yürüyor? Gıda maddeleri odasına kayıtlı olan fırıncılarımız var. Ticaret odasına kayıtlı olan fırıncılarımız var. İki tane odada çünkü bölünmüş 50-50. Gıda maddeleri odasındaki fırıncı arkadaşlarımız tarifi alabilmeleri için birlik önce fırıncılar federasyonuna ...bizde iki tane Türkiye'de iki tane federasyon var. Bir, bir federasyon tanesi, daha var. Evet. Gıda Sektörün 5.360 sayılı. Bir üretenler bir, bir de fırıncılar bir adına. Esnaf tarafında evet. var. Bizimki ticaret odası tarafında. Yani biz 5174 Odalar Borsalar Birliği tarafındayız. Evet. Doğal olarak fırıncılar federasyonuna bu yazı gitmek zorunda. O karar verdikten sonra yazı uygun görür, birliğe gönderir. Birlik tekrar bu sefer Bakan Tarım Bakanlığına gönderir. Tarım Bakanlığı uygulanır fakat bu süre içerisinde yaklaşık bir 45 gün. Biz bu komisyon kararı alındıktan sonra ilçede, il zaten uygulamaya başlamış. İlde evet. komisyon karar aldıktan sonra il vali beyle görüşme yapmıştı bu sefer. Evet. Dini işte sayın vali böyle bir şey sıkıntıdan dolayı biz yeni bir komisyon oluşturduk bu. O da uygun görmüş kendileri. Teşekkür ediyorum sayın valime de burada. Ondan sonra biz de de yani orada komisyon kurulduktan sonra komisyon tarihi hemen ben söyleyeyim. 8. ayın ikisinde yani Şubat'ın 8'inde kuruldu. Pazartesi günü, çarşamba günü biz ünlüde tarifelerimiz dağıtıldı. Tarifelerimiz odalar tarafından çıkan tarifeler. Şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki niye bakanlıktan onaylı tarifeler değil. Şimdi bu komisyon kararı alınmış. Bu zaten resmi bir karar. İkinci bir defa biz oradan gelene kadar. Yani şahsi bir karar değil belli değil. ki. Evet. Yani derneğin aldığı, federasyon aldığı falan değil. Burada komisyon aldığı yani, karar var. Devletin aldığı bir karar gibi evet. bir durumda. Evet. İmzalanmış bir karar. Biz çarşamba günü dağıtıldı dört gün bekledik. Dedi ki üyede bir kargaşa yaşamasın. Yani şu soru olmasın. Bir yere gittiğinizde fiyat ayrı, diğer yere gittiğinizde markette fiyat ayrı olmasın diye bir dört gün şey yaptık. Peki burada süreci. şunu sorayım Sayın Başkanım. Buyur Başkanım. Şimdi federasyon olarak bu fiyatları çok aşağı çekenler oluyor. Farklılaştıranlar oluyor. Bunu denetim anlamında denetim yetkiniz var mı? Şöyle söyleyeyim. Ekmekle ilgili bütün denetimi ilçe tarım ve belediye yapıyor. Yani denetim derken takip anlamında. Biz şunu yaparız. Diyelim ki bir tane fırında bir şey var. Yanlış bir uygulama, uygulama var. var. Evet. Biz deriz arkadaşım bak yanlış bir uygulama yapıyorsun. Fırıncıya. Bunu düzelt yarın. Çünkü bunu neden düzelt diyoruz. Ee, belki hata olabilir orada. Bunun cezası çok fazla. Ekmek %3 tölereye göre şey yapılıyor. Eksik meselesi çatarım geldi. 280 gram, 260 gram ekmek diyelim ki. %3 eksi artı eksi altına müdahale edildiği zaman 16 bin liranın üzerinde bir cezası yani var. Çok ciddi bir cezası var. Biz de var. burada fırıncı mağdur olmasın diye bak böyle bir hata yapmışsın. Uyarıyorsunuz. Uyarıyoruz. Çok güzel. Biz denetleme yetkisine sahip Çünkü Türkiye'de herkes bir şey denetlediği zaman ortalık birden şey oluyor. Denetleme mekanizması tamamen Türkiye genelinde il tarım, ilçe tarım ve evet. belediyeye ait. Burada hemen şunu belirteyim. Biz tarife uyguladık. 2,5 lira tarife uyguladık. Ama o zaman halkımız şunu özellikle 17 ben etmiyorum. bizim ekmek 280 gramdı Biz 300 gram yaptık 7-15'ten 8 e çıkarttık biz kilo fiyatını ondan sonra baktık bazı arkadaşlarımız işte bir buçuk liraya 2 liraya böyle satılmalar olunca 17 bir huzursuzluk rahatsızlık olmasın diye yine 17 fırıncı arkadaşlarımız özleri de bulundu şu an 260 gram ekmeğin karşılık kilosu da 7.90 7.70 yani biz 8-34 8-, .34, 8 4 aldığımız şeyin altında satıyoruz. Yani burada bazen şu düşünce de var. İşte efendim ekmeğin fiyatı gramına şey fiyatını aşağı çektiler ama gramı da. Evet 260 gram. Neden 260 gram yapıldı? Artık 1 gram da sabit kılınsın dedik. Yani burada aldatmaca işi olmasın dedik. Yani fiyat normalde de düşük yani şu düşük. an itibariyle. Ordu'dan Ordu halkımız bugün 8.34'e ekmeği yerken kilo bazında düşünürsek 8.70'e ekmeği yerken Bizde 7.90. Yani yaklaşık bir, bir lirayı 1.70. Lira Tam 1 lira. 1 lira fark Tam bir. Var. Şimdi ordudaki arkadaşlarımız tanıınca arkadaşlarımız orada halk orada ekmek yiyor. Hani pahalı. Öyde. Yani burada net söyleyeyim. Yani kirlendirmemek lazım. Kirlendirmemek lazım. lazım. Evet. Çünkü neden biraz önce dedim girdi fiyatlarımız inanılmaz derecede değişiyor. Biz hükümetimizden ve TMO'dan şunu bekleriz. TMO 3 defa biraz önce söyledim buğday alımı yaptı. Sanayiciyi rahatlattı ama esnafı rahatlatmadı. Biz ha. hatta şu talepte de bulunduk. Madem öyle biz de 10 de getirin dedik. Biz dedik un ucuzunu alalım biz de fiyat değiştirmeyelim. Yani sabit fiyat olsun mal desteği gibi bir şey. yine bir konu var. Hemen o konuyu da şey yapalım. Ekmek konusu çok uzun. Türkiye Doğru. genelinde işte büyük şehirlerde ekmeğin kilogram fiyatlarının ünyeden daha düşük olduğunu söyleniyor. Şu an İstanbul Onu kıyaslarsak evet hemen şunu çok söyleyeyim. Çok güzel olur başkanım. İstanbul'da yaklaşık bir iki aydır bir ekmek sıkıntısı var. İstanbul'daki sıkıntı şu. Birazcık dedim ya bakanlık 900 liranın altına şey veriyor şu an izni verebiliyor. İstanbul'da ekmek 200 gram ekmek 1.75 yani kilo nok, kilo fiyatı 8.75 iken bunlar 200 gram ekmeği 2 lira istiyorlar. Kilosu 10 liraya çıkıyor ekmeğin. Şu an onun için imzalanmıyor. Evet. Yani İstanbul'daki bak hemen şöyle söyleyeyim İstanbul'da 200 gram 1.75, Ankara'da 200 gram 1.75, 8.75. Ankara Halk ekmeğini söyleyeyim. 200 gramı 1.5 lira, kilosu 7.5 lira. Bakın evet. halk ekmeği. Diğer ise Ünye'de vatandaş halk ekmek fiyatından evet, bu ekmeğe 230 yiyor. gram 2 lira, kilosu 8.70. Tekirda buraya müdahale edildi. 220 gram 2 lira 9 liraydı. Evet. Ee, yine Edirne'ye müdahale edildi. Songulda müdahale edildi. Diyarbakır'a müdahale edildi. Bunlar 9 lira üzerindeki fiyatlardı. Yani mesela Rize'de 290 gram ekmek 2,5 lira. E de 300 gramın 2,5 lira yapmıştık. Rize halkı şimdi hatta halk unyun halkı yani biz yine unyun halkını koruduk burada. Yani evet. burada bir bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliği kesinlikle olmasın. Ben fırıncı arkadaşlarımdan şunu şey yapıyorum. Şimdi camlarında 2 lira olarak yazılıyor ama Halkımız şunu bilsin. 260 gram ekmek 2 lira. Bunu da bilsinler en azından. Peki o fiyatın yanında gramını da i̇şte yazsalar. Evet yazılmasın. No, de yazılması lazım değil şimdi mi? Tarif, şimdi şöyle bu yazılar nereden çıktı diye bir soru gelirse hemen şunu söyleyelim. Biz tarifi aldık. 300 gram 2,5. Evet. Şimdi bu tarife şimdilik kenara kaldı. Biz fiyatları geri çektiğimizden dolayı bu sefer yaptığımız işi beyan etmek adına onun için camlar o yazılar yazıldı. Bunu da buradan halkımıza duyurmuş olalım. Tamam. Teşekkür ediyorum Rica başkanım. Gerçekten, başkanım. gerçekten Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyon Başkan Yardımcısı Ünyeli Hemşerimiz Murat Yüksel Beyefendi herkesi ilgilendiren ekmeğin kirli bilgilerini de temizlemiş oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bizi izleyen dostlarımız var. Ben selamlarını iletiyorum onların. Fahri Yılmaz Beyefendi, ünyenin sorunları ve çözümleriyle ilgili güzel bir program izliyorum şu an. Başarılar ve selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Fahri Bey'e sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Osman Sarı Kahraman abimiz, gerçekten ünyemizin kıymetlisi. İyi akşamlar evet. diliyoruz kendisine. Turgay Dündar, Antalya'dan iyi yayınlar dileğiyle sağlıklı günler dilerim. Konusuna hakim insanları izlemek haz veriyor. Başarı dileğiyle Antalya'dan selamlar Adnan Sobi başkanım demiş. Bize Teşekkür ediyoruz. Antalya'ya turizmin kalbine biz de selam gönderelim. Buradan Karadeniz'in kalbinden kalbine. turizmin kalbine gönderelim. Cüneyt evet. Cüneyt Gür Efendi, başkanıma emeği için teşekkürler demiş. Cüneyt Bey'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür edelim. Şimdi Ünye'de şöyle bir uygulama başlandı ve Özellikle her sektörde bir sıkıntı vardır. Yani tatil sıkıntısı evet. vardır, dinlenme sıkıntısı vardır. Kesinlikle. İşsiz olan insan iş aramak için dua eder. Çok çalışan insan da Allah'ım bir fırsat ver de işte dinleneyim der. Ama özellikle fırıncı esnafımız gerçekten bizi doyuran bir esnaf. Kesinlikle. Ama çok aşırı emek sarf ediyordu ve çok. tatili ve özel hayatıyla ilgili gerçekten ailevi sıkıntılarda yaşayanlarımız oldu. Hı. Bu manada Ünye'de bir uygulama başladı. Hı. Evet, bu başladım. bir ilk miydi yoksa önceden vardı da sonra mı değişti? Pazar günleri tatil olmasına şahsım adına ben de sevindim gerçekten. Çünkü o insanlarımızın da gezmeye, tozmaya ihtiyacı var. Ve aynı zamanda da turizm sektörlerinde harcayacakları için bizim için de güzel oldu. Evet. Bu manada bu pazar tatiliyle ilgili uygulamayı anlatır mısın? Hemen başkanım. Öncelikle fırıncı esnafın düğünü yok, cenazesi yok. Maalesef. Bayramı yok, sosyal aktivitesi yok. 7-24-365 gün mesleğini icra eden bir meslek mensuplarıyız biz. Burada doğal olarak şimdi herkes bir tatil yapıyor. E bu çalışanların da ailelerine en azında hani ayda bir gün bile onlar için ben şunu gördüm. Biz 5 Mayıs 2018'de başladık bu uygulamaya. Ben geçen hafta işin açıkçası sorarsan tatili unutmuştum. Ya, Gerçekten olduğunu unuttunuz. Yani <laughs> hemen bana cuma günü arkadaşlar dedi ki yarın dedi iş programı nasıl olacak? Başkanım dedi. Hayırdır dedim Ya Fatiliye dedi. Onlar hmm. iple çekiyorlar bunu. Evet. Bu uygulama nasıl başladı? Biz bu uygulama için ünyede iki yıl uğraştık. Düşüncemiz şuydu. Başka bir, yerde var mıydı başkanım? Res, yani şöyle söyleyeyim. Bizim uygulama başka bir yerde yok. Bizi rol model aldılar. Çok güzel. Ee, şu anda bulanacak ayda 4 pazar yeni başladı herhalde değil evet. mi? Bulancak ayda dört pazar. Fatsa ayda dört pazar. Yani yakın ilçeleri konuşalım. Evet. Fats, terme 15 günde bir. Ha, biz hala ayda bir. bir. Ha, Bakın haftada biz, bir yapıyoruz biz. Evet. Hatta ben ilk Bulancak'a gittim. Belediye başkan yardımcısı dedi ki nasıl yaptınız dedim. Sizi rol model aldık dedi. Çok güzel. Başka hiçbir şey yok dedi. Biz bu uygulama nasıl başladı? Ben onu belgeyle de onu da belge. Hani çünkü belgeyle bu akşam niye konuşuyorsun diyeceksin. Şimdi aslında Önce, belgeler bilgi kirliliğinde kirliliği ortadan, ortadan kaldırmış evet. olur. Önce fırıncı arkadaşlarımızla istişare yaptık ne yapabiliriz diye. Önce bunu nöbet olarak çözelim diye düşündük. Üye, eczane nöbeti tabii, gibi. Tabii dörde bölelim. Ee, her hafta 12 tane fırıncı nöbet uygulaması yapalım. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştık. Nöbeti kaldığı fırın biz bir eczane gibi olmuyor başkanım maalesef. Şimdi market marketler zinciri var başka bir yerden insan fırına gelir ama onların ekmekleri nasıl temin olacak? Veya o ekmekler akşam fırınca ekmek yaptı ona. Orada bayat ekmek, halkımız diğer taraftan taze ekmek alacak. Bir kargaşalık oldu. Doğru. Biz bu kargaşalığı ortadan kaldırmanın tek yolu vardı. Dedik ki ayda en azından bir pazar ve bunun da geleni haline ilk pazarını, her ay ilk pazarı Önce kendi aramızda bunu istişare ettik. Daha sonra iyi belediyesiyle, daha sonra sayın kaymakamımızla, daha sonra ilçe tarımla istişareleri yaparak bir noktaya kadar geldik. Ondan sonra şöyle bir talep oldu. İşte bir dilekçe dahilinde. Önce fırıncı arkadaşlarımız bakın herkesin kendi el yazıları. Bakın bunları ben şey yapmadım. Bakın. Ettiklerine tatil ettiklerine dair. Etkiler, evet. Biz de pazar tatili yapmak istediklerini burada bakın. Burada bir sürü hep fırıncı arkadaşlar bunları yazdılar. Çok Yazdıktan güzel. sonra biz bu yazıyı iyi iki tane odamız var. Biraz önce ifade etmiştim. Evet. Bir tanesi de gıda maddeleri odası, bir tanesi de ticaret odamız. Biz iki odaya bir yazı yazdık. Dedik ki üyedik fırıncı üyeleriniz çünkü onların üyeleri. Benim her ne kadar üye olsa bile biz onların üyeleriz. Evet. Üyeleriniz haftanın bir ayda bir gün bir gün tatil yapmak istediklerini beyan ettiler. Yönetim kurulu kararınızı bize bildirin. Onlar da doğal olarak biz yazımızı yazdık odalara. Odalarda işte buyurun Ünit Ticaret Odası'nın kararı bir sakınca olmadı belirtti. İşte Gıda maddeler Odası Başkanım'ın bir sakınca olmadığına dair yazısı. Biz bunları birleştirdik. Ünye tekrar belediye, kaymakamlık, ilçe tarım olarak yeniden bir istişare yaptık. Fırıncılarımız bunu istiyor. Sağ kaymakamımız, belediye başkanımız tamam dedi siz de bir defa yapın. Ve bu işin takibini de inanın bakın Ünye Belediyesi fırınlara yazı gönderdi. Bu işin takibini biz yapıyoruz diye yani hafta aylık bir defa tatile. Bu tatilde de bunun iki amacı vardı. Bizim niye de tatil yapmamız bir tanesi ayda bir defa izin yapmalarında çalışanlarımızın ayda bir defa istirahat etmeleri iki en önemlisi. işletmelerin bakım, onarım, ilaçlama, hijyen, ilaçlama, evet. temiz işlerin yapılması. Ben şimdi şöyle biz işte 7/24 çalıştığımız için şimdi şöyle bir soru sorulabilir denir ki diğer yerlerde bu nasıl yapılıyor? E, ünyeli de geçmişte bizde de yapılmıyordu. Şimdi evet. bana geliyordu ilaçlama. Ne zaman yapacağım ben? Her gün çalışıyorsun. Hadi ama şimdi Ki şöyle. ekmeğin hijyeni açısından tabii da doğru değil. Ve şunu görüyoruz. Ve ün ünyeliler görüyor farkında. Gerçekten ben Türkiye'nin her tarafına gittiğim için şunu görüyorum. Ün ünyeli ekmek yemekten kesinlikle şey yapmasın. Yok zaten fırınlarımıza da baktığımızda başkanım çok gerçekten çok kaliteli bir kalite geldi. Aynen aynen kalite hem geldi. temizlik hem hijyen hem de mekansal kalite anlamında kesinlikle. Sonuçta ekmek alıyorsun ve aldığın yerinde temiz ve hijyen olması lazım ve fırınlarımız ben buradan özür dilerim sizin nezdinizde başkanım. Bütün fırıncı esnafımıza ben buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten ekmeğimize, nimetimize daha doğrusu güzel değer ve hijyen ortamında da güzel bir sonuç yapıyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Biz şunu teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Buyur başkanım. Denetimler anlamında zaten biraz önce konunuzda bahsettiniz. Denetimleriniz evet. yapılıyor. Özellikle bu süreçte bir pandemi süreci bir yılını doldurdu. O da yine yıl dönümündeyiz pandeminin. Evet. Bu süreçte fırınların üzerine bayağı bir yük bindi. Gerçekten fırıncı esnafımız bütün insanlar korkudan evlerine kapanmışken evet. siz kapı kapı adeta ekmek dağıttınız. Mağdur olmasın vatandaşlarımız diye. Bu süreçte nasıl oldu, nasıl yönettiniz bu süreci? İlk akşam, ilk önce belediye başkanımla istişare yaptık. Akabinde Sayın Kaymakamımız Hüseyin Güney Bey ile istişare yaptık. Neler yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. Biz hemen fırıncıların işte liste telefonlarını e, hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde o akşam ayarladık. İşte sabah sokağa çıkılmayacak, ancak ekmek alınacak. Daha doğrusu o anda Hızlı bir şekilde neler yapılacağı kimse de bilmiyordu. Belirsizlik vardı. Biz ama ünyede, sayın ünyeliler bunu gördü. Bir konuda rahatsız oldu ama o da artık şey değil. Biz hızlı bir şekilde yaptığımız belediye ile kaymakamlıkla yaptığımız işçilerin sonucunda sahada hangi araçlarımızın ekmek dağıtım yapacağı, hangi araçlarla personelin işe geleceği, Köylere hangi araçların gideceği belirlendi. Plakalar emniyetle, bazı şeyle, belediyeyle paylaşıldı. Burada ben başta şunu söylemek istiyorum. Bütün fırıncı arkadaşlarımla tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten sağlık çalışanları gibi özveriyle biz sokak sokak, kapı kapı, cadde cadde ekmek dağıtımı yaptık. Gerçekten kolay olmadı bu. Çok Çünkü doğru. neden kolay olmadı? Ee, kimin hangi sahada, hangi mahallede, nerede ekmek dağıtacağı belli değildi. Ama biz hiçbir zaman şu yaşanmadı. Belki bir gün bir sıkıntı olabilir çünkü bir çok şeyin da normaldir. Başka hiçbir günde evet. Yani 17 hiç kimse şunu deme şansına sahip değil. Biz ekmek alamadık. Bizim mahalleye ekmek gelmedi. Telefon açıldı gidildi, araçla gidildi. Ama işte daha ilerki günlerde şöyle bir durum oldu. Sokaklarda ses sistemleriyle biraz insanlarımız üyelerimiz rahatsız oldu ama evet. artık o kadar da ee, olsun. Kesinlikle. Ee, çünkü gerçekten çok zor bir süreçti. Halkın içindesiniz, değişik mahallelere gidiyorsunuz, geliyorsunuz, ekmek üretiminde kalıyorsunuz. Yani bu kolay bir süreç değildi. Kesinlikle. Ee, bu süreç içerisinde yine Sayın Hüseyin Başkanım'la, Belediye Başkanım'la istişare yaptık. Ben ilk önce şunu dedim, başkanım biz fırınları ilaçlatmak istiyoruz dedim. O da işte çağırın firmalar hayır dedim. Biz çünkü firmalardan bir sıkıntımız yok ama belediye büyükşehir bunu yapıyor. Ne yaptı da belli, ilaçım şeyi de belli. En azından bu uygulamayı istiyoruz. Ya bu da bizim doğal hakkımız dedim. Allah razı olsun. Hemen e, bir ha, pazar günü belirledik yine. Onu da tatile getirdik. Çok güzel. Hızlı bir şekilde. Hani ekstra bir tatilde olmasın diye. Büyükşehirle istişare yaparak bütün fırınlarımız bir gün önceden yıkandı. Cumartesi'den yıkandı. Pazar çünkü ilaçlama yapılabilmek için bir Tabii temizlik gerekiyordu. Sağının hazır olması lazım. Sabahleyin biz e, bir pazarımızı ona ayırdık. O pazar gün ünyenin tamamen fırınlar ilaçlandı. Yine başkanımızla hem Hüseyin Başkanımla hem Büyükşehir'le maske dağıtımı yaptık. Bir ara satılmıyordu maskeler nereden evet. bulacağız diye. Onlar için de Ünye Belediyesi'ne ayrıca Büyükşehir'e de çok teşekkür ederiz. Bu konuda da en azından fırınlarımızda bu mağduriyet giderilmiş oldu. Yani pandemi süreci zor geçti. Hala devam ediyor. Ama ünyeli şundan mutlu olsun. Bakın ünyede fırınlarımızın hiçbiri kapanmadı. Dikkat ettiğinden dolayı, temizliğe dikkat edildiğinden dolayı, mesafeye dikkat edildiğinden dolayı. Ben burada bütün fırıncı arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Ünlü halkı da rahat olsun. Bu konuda gerçekten aa, en büyük şunu da söylemekten geçmeyeceğim. Her sektör işçi çıkarttı ama... Far Bakın fırıncılık sektöründe işimiz yüzde 50 düşmesine rağmen hiçbir arkadaşımız hiçbir elemanlı işten çıkarmadı. Evet. Bu da çok önemli bir Kesinlikle. konuydu. Onun için de çok teşekkür ediyorum de Evet Sayın Başkanım aslında o kadar güzel şeyler anlattınız ki ben buradan Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza gerçekten çok teşekkür bu ediyorum. Bu pandemi sürecinde bir ekip ruhuyla evet. sizinle beraber hareket ettiği için ben de bir vatandaş olarak Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum yine o bir denetimle ekip ilgili çok önemli evet bir şey ifade etmek Buyur. istiyorum. Şimdi Ünye'de denetim yapılmadığına dair e, insanların kafasını karıştıran bazı soru işaretleri var. Ama özür dilerim başkanım şimdi o soru işaretleri aslında niye karşılıksız biliyor musunuz? Ben şahsım adına söylüyorum. Bu kadar pandemi sürecinde pandemiden kaynaklı, hastalıktan kaynaklı kapanan bir, bir tane fırın yok. 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 Adı çıkan da bir fırın yok. yok. Hastalık varmış Kesinlikle. falan. Demek Kesinlikle. ki o zaman Hijyene gerçekten dikkat edildi. sağlık açısından, ekmeğin temizliği açısından, hijyen açısından ve insanların gerçekten manevi olarak da değer verdiği ekmeğe fırıncı esnafımızın da çok iyi değer verdiği ve temiz ürettiğinin bir göstergesi. Kesinlikle. Yani kesinlikle. doğru denetim, yerinde denetim, denetim olmasa bunlar da olmazdı. olmazdı. Ben gene de bununla ilgili düşüncelerinizi alayım kısaca. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün gerçekten işi çok zor. Gıda konusunda e, her alana... ...müdahale olmak zorunda. Kesinlikle. Var. Fırınlarda bakın... ...bir yıl içerisinde 5-6 tane... ...denetime yapıldığına dair... buyurun, ...parklarına bakabilirsiniz. Y yani evet. biz burada... ...ilçe tarım... ...gerçekten yani... ...tek fırına uğraşmıyor. Kesinlikle. Bir de var. Sadece fırın değil, bütün yani, gıda şöyle, sektörü... ...şöyle söyleyeyim... Bir ...bizim fırın... işletmelerimiz de turizmsel anlamda... ...ilçe evet. tarım müdürlüğü tarafından denetleniyor. Şimdi, evet. Bir yıl içerisinde 5-6 defa... ...bir denetim yapılmışsa denetimsizlik diye bir şey konuşmak Kesinlikle. yerinde değil. Bunu da belge gösteriyor burada. Ben buradan e, gösterdikleri ilgi ve alakalarından dolayı Sayın İlçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne, ekibine teşekkür ediyorum. Her zaman, her konuda kapısını çaldığımızda ne yapılması gerekiyorsa yönetmenlikler, genelgeler hakkında, denetim hakkında bize son derece yardımcı oluyorlar. Yani biz özveriyle çalışıyoruz. Kaymakamlığımızda, belediyemizde, e, işçi işte tarımla. Burada zaten üç tane önemli kurum var. Burada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ünye halkı çok rahat olsun. Temizlik konusunda, diğer konularda her şey yeri yerinde yapılıyor. yapılıyor. Birlikliğine meydan vermeye de gerek yok. Bunu çok söyleyebilirim. Doğru. E, yani yolumuza devam etmek istiyoruz. Ünye, konu, ünye halkı çok net olsun bu konuda. ya. Yani. Evet. Teşekkür ederim başkanım bizi gerçekten Ahmet Aydın Bey, Etem Rasim Uysal gerçekten Ünye'miz için kıymetli bir kardeşimiz. İşlerinde de temsiliyetinde de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Adem Çiçek başkanımız Fatsa Ünye Şehit Aileleri aynı ve abi. Gaziler Derneği başkanımız gerçekten aslında Adem Çiçek başkanımızı ben buradan bir parantez açmak istiyorum. Yani hem manevi değeri yüksek bir dernek ben de aynı zamanda Kesinlikle onursal başkanlığını yapıyorum ve Ünye ve Fatsa adının bir arada olduğu tek Dernek. dernek resmi anlamda gerçekten bir kardeşliği bir birlikteliği belirten bir dernek. Ben buradan bu fedakarlığı için hem Murat Alemdar başkanımıza hem de Adem Çiçek başkanımıza teşekkür ediyorum. Murat başkanıma çalışmalarında başarılar dilerim. İyi yayınlar adından başkanım demiş. Teşekkür ederiz. Adem Çiçek başkanımız nezdinde ve 100. yılını idrak ettiğimiz İstiklal Marşımızı da atfen buradan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile andığımı tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi başkanım aslında Ünye'de bir şey daha yapılıyor ve çok kıymetli bir şey. Yani niye çok kıymetli? Dinimiz ne diyor? Bir elin verdiğini diğeri görmeyecek, görmeyecek diyor. diyor. Ve aslında bir elin verdiğini diğerinin görmediği çok değerli bir hizmet de yapıyorsunuz. Askıda ekmek. Evet başkanım. Ve ben şimdi rejiden rica ediyorum Alev hanımdan askıda ekmek rakamlarını da verirse ekranımıza. Şimdi ekrana baktığımızda bizi izleyen dinler, dinleyicilerimize, izleyicilerimize özellikle bu rakamları görmelerini istiyorum. Yani bir yıl iç bak 2016 ve 2017 yılında Ünye'de 367.332 ekmek Dağıtılmış. vatandaşa ücretsiz Dağıtılmış. verildi. Evet. Şimdi bunun nasıl olduğunu size soracağım. Rakamları ben buradan tekrar etmek istiyorum. Çünkü çok ciddi rakamlar var. 2018 ve 2019 yılında 179.587 ve adet adet yani bu bu kadar kayıt altında o kadar güvenli bir sistem ve 2020 yılında geçen yıl 189.000 adet ekmek vatandaşımıza ihtiyaç sahibi olan vatandaşımıza ve bunlar da kayıtlı insanlarımız, evet. ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız. Yani bu çalışmayı başlangıcıyla geldiği noktayla anlatır mısınız başkanım? Bu, bu proje nasıl başladı? Ünye Belediyesi ile yine ortak bir projemiz. 2016 sonlarıydı. Evet. Ahmet Başkanımla beraber e, Ahmet Çamyar Başkanım'a çok teşekkür ediyorum o dönemde. Evet, biz de selamlarımızı Selam gönderelim. ve Sevgilerimizi kendilerine iletelim. Ünye'mize çok ciddi hizmetleri oldu. Evet. Bir böyle askıda ekmek projesi yapalım. Paylaşalım. Biz de o zaman başkanıma dedi ki biz bu şeyi yapalım ama bunun bir oto kontrolü olsun bir yazılımı olsun, denetlenebilir sistemi olsun. Şimdi bu rakamları biz kafamıza göre yazmıyoruz. Şimdi Ünye'de herhangi veya Türkiye'den herhangi biri gelsin desin ki bu rakamlar nedir? Ben ekranı açayım. Tane net gözlüğüm, tane. tane, tane. Hangi ailenin, hangi gün, hangi fırından ne kadar ekmek yani ailenin elinde elektronik kartlar var. Ben şuradan almadım deme lüksü yok. Ben derim ki bakın bugün bu saatte almışsınız. Yani sistem o kadar elektronik ve güncel ki vatandaş adeta bir pasaport gibi pasaport insanlar dışarı çıkıp gelirken kayıt altına otokontrol, alınır ya oto otokontrol. kontrolü yani bir ekmek de alsa bütün sistem mesela benim fırınım var diyelim 8000 ekmek gözüküyor diyelim şu an askıda. Onu evet. da soracağım başkanım. Bir kişi diyelim ki çok başka bir mahalledeki bu sisteme duyarlı fırından bir ekmek alsa 7999'a düşüyor direkt. Evet. Biz o dönemde sağ olsun Ünye Belediyesi bütün bu cihazları falan hepsini kendisi belediye kendisi, mi aldı bütün tabii, cihazları? Ya yani Ünye'de 10 e, tane fırınımız da var şu anda. Bunların envanterleri belediyenin envanterinde. Çok güzel. Yazılım yapıldı. Denetlenebilir, kontrol edebilir ve raporlanabilir bir sistem üzerinden bu başlandı. Ve aileler belirlendi. Aileler e, belediyenin sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından belirlenen ailelerin eline elektronik kartlar verildi. Bu kartlara bir, o aileyi bir yılda kaç tane ekmek alacaksa onu net olarak o kartlarda yazılı. Fırına geldiği zaman aile bizim kart okuyucularından okutturarak bu sistemden düşüyor. Mesela şu anda 8008 ekmek var askıda. Diğer iki aile geldi 4 ekmek var. 4 ekmek aldığında burası 8004 ekmeğe düşüyor. Bu sistem yani hangi fırından alırsa alsın sisteme dahil. Evet. Sistemin e, bu online ve offline çalışıyor sistem bütün 10 tane işletmeyi aynı anda biz ekrandan görebiliyoruz. Hangi Şimdi fırında başkanım, ne kadar ekmek olduğunu. He? Bu 10 fırın gönüllü mü kabul etti bunu? Şöyle, yoksa neden aslında bu 10 değildi. 18 tane fırındı. Ee, o dönemde aile sayısı da çoktu ama son dönemlerde ekonomik krizler biraz sıkıntı olunca ister istemez biz biraz aile mesela 333 aileler vardı geçmiş yıllarda. E, bağışçı çoktu şu anda 200 aileye yakın yani 198 200 aile günlük ekmeğini alabiliyor. Şu anda şöyle yapabiliyoruz. Fırınlarımız elindeki cihaz olan fırınlarımız %40'ını ya yani %50'sini kendileri töler ediyorlar, %50'si belediye tarafından karşılanıyor. Yani bunun yarı 50-50 diyelim. Yani yarı yarıya. Şu an belediyemiz bu desteği Tabii veriyor. Her de niye desteği. Şunu veriyor. yapabilir mi başkanım? Bizi izleyenlere de buradan bir mesaj vermiş olalım. Şimdi ben geldim fırına askıda ekmek ekranını gördüm. Hı hı. Dedim ki ya şu 100 lirayı al ne kadar ekmek giriyorsa sisteme kaydet diyebiliyor muyum? Şöyle tek tek girileni 1 liradan giriyoruz. Yani orada 1 liralık ekmek yani şimdi 2 lira ekmek ya geçmişte öyle başlandı. Fakat 100 lira ve üzerine tamamen 80 kuruştan karşılıyoruz. Yani 2 ekmeği 1600'den evet. yani 40 kuruş fırıncı direkt burada kendi tölere Yani töler şunu demek diyor. istiyorum. Yani vatandaş gelip de diyelim ki benim zekatım olsun, kesinlikle. yardımım olsun Kesin, deyip de kesinlikle. verebilir mi? Kesinlikle biz Türkiye'nin değişik yerlerinden ben şahsen... Örneği hiç, var mı bu çalışmanın başkanım Türkiye'de? Türkiye'de resmi olarak ünlülerin dışında hiçbir yerde yok. Yani ne var? Bu elektronik ortam. Bizim yazılımda hiçbir yerde yok. Onlar tabela sistemiyle. Türkiye'nin her yerinde var bu. Hatta e, 2019'da Şubat ayının 16'sında tarih net söylüyorum. Ben devlet ile gittik. Bu projeyi şey yaptık. Onlar bir asit evet. ekmeği şey oldular. Parti ee, de başlatmıştı öyle bir proje ama. Ve hemen şunu ifade edeyim, buradan e, şu anda MP teşkilatı her ay bir fırına destek veriyor. Öyle bir karar aldılar onlar kendi aralarında para topluyorlar. Her ay bir fırına şey yapıyoruz, ödeme yapıyorlar. Onlara Şimdi da buradan Bu çok sisteme teşekkür ediyorum. dahil olan fırına mı? Evet. 10 10 ta tane fırınımız var şu an aktif. Çok güzel. Şimdi beni arıyorlar o yönetimden. Diyorum ki bu ay şu fırına yapın. Her ay bir fırına şey yapıyorlar. 3 aydır düzen olarak başladılar. Çok güzel. Ben kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Ben şunu beklerdim Ünye'de. Bütün sivil toplum kuruluşlarından, Ünye halkından, bütün Türkiye genelinden aldıklarım var. İstanbul'dan, Ankara'dan. O da şöyle federasyon şeyin tanıdığımız çok olunca dışarıda özellikle evet. İstanbul bölgesinden inanılmaz evet destek alıyoruz. Ünye'de biz bunu ne kadar çoğaltabilirsek o kadar çok fazla aileye ulaşmış oluruz. O zaman fırın sayısını mı arttırmak gerekiyor başkanım? Şöyle bağış mesela ben şu rakam telaffuz edeyim. Haziran ayında, Haziran ayın altısında başladık. 2020'de bir yıl, bir yıl bittiğinde 2021'in Haziran'ın altısında süreç bitiyor. Ondan sonra tekrar kaymakamlıktan yazışma yapılıyor. Çünkü devletin 2860 sayılı yasaya göre bu dağıtım yapılıyor. Öyle kafamıza göre bir dağıtım değil bu. Tamamen, Tamamen yasal. Ve resmi, yasal. Bir evet. yasal. Biz o mesele Haziran'dan bu zamana kadar 204.467 adet ekmek askıya almışız. İşte biraz önce ekranda görüldü 187.970 ekmek vermişiz. Şu anda Ask'ta hali hazır 10 tane fırınımızda 16.497 tane bugünkü itibariyle. Yani şu an verilmeye hazır ekmeğimiz, hazır var. ekmeğimiz var. Ama bu arada şöyle söyleyeyim. Ee, eksi olan fırınlarımız da var. O da neden? Şöyle bir bölgede çok fazla ekmek alınıyor. Bir bölgede fazla şey aile olmadığı yani gelir için. Gelir seviyesine göre değişiyor. Gelir fırın. seviyesi şöyle diyelim. Mesela e, Ünye'nin Niksar Caddesi'nde iki tane işletmemiz de var. Üç tane işletmemiz de var. Bayramcı oraya gidiyor. Tabakçı evet. oraya gidiyor. Kaledir'i oraya geliyor. Yoğun nüfus geldiği yani için. Yani no, evet. orada mesela şu an 3-4 tane fırınımız eksi. Yani şurada şu eksi ne demek diye soracaksınız. Şimdi benim tabelamda sıfır ekmek var. Fırına geldi. Siz kartla geldiniz. Ben size benim ek, asit ekmeğim bulunmuyor diye ekmek vermeme lüksüm yok. Ha O çok güzel bir şey işte. Vermeme başkanım, lüksüm evet. yok. İki, yani gelen ekmeksiz dönmüyor fırında. Alacak. Ne bekleniyor? Hayır sever biri gelecek bağış yapacak o bekleniyor. Burada, ha, eksi de yavaş yavaş Tabi düşecek. Yavaş. En önemlisi altını çizmek istiyorum. Ekranlarda, ekranlarda diyelim ki aile geldi benim işletmemden aldı. Sizin işletmeye geldi bir daha bu kontrol nasıl oluyor derseniz kartlarımız bir işletmeden aldıktan sonra 24 saat yani bir gün geçtikten sonra 12 saat sonra kapatıyor ancak kendini. kendini kapatıyor diyor ki Çok, çok bugünkü skakınızı aldınız. Yani burada oto kontrol var burada denetlenebilir bir sistem var. Bugün bana denilse ki 2018'in... Yani art niyeti tamamen kapalı, kapalı bir sistem. Evet. Zaten kapalı olması bu projenin devamlılığını getirdi. Bakın e, 2017, 18, 19, 20, 21 daha ilk çeyrendeyiz. Toplam 571.824, 29 adet ekmek ihtiyaç sahiplerine Bugüne verilmiş. kadar dağıtmış, dağıtılmış. Evet 571 yani. bin yani ben 829. rakamı aslında ben özellikle tekrarlamak istiyorum. Altını çiziyorum ben bunu. Yani ortalama kaç yılda? 4 yılda. 4 yılda 2016'da başlayan ve daha 2021'in başındayız. Daha başındayız. 571.829 829. adet ekmek ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek kampanyasıyla verilmiş ve bunun altında elini taşın altına koyan Ünye Belediyemize, Fırıncılar Federasyonumuza Gönüllü olan 10 tane, önceden 18 tane olan fırınlarımıza ben gerçekten şahsım ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Minnetlerimi sunuyorum. Sayın başkanım programımızın da sonu geliyor yavaş yavaş. Ben gerçekten burada şunu da öğrendim. Hem program yaparken hem de vatandaşlarımızın da öğrendiğini düşünüyorum. Fırıncı esnafımız özellikle kriz anı dediğimiz yani pandemi gibi, savaş halleri gibi, salgınlar gibi bu hallerde kendini çok iyi korumuş. Yani hastalıktan hemen hemen her eve giren bir hastalık. Fırıncılarımız o kadar can mücadele etmiş, o kadar hijyen çalışmış ki hem fırınlarını korumuşlar hem evet. personelini korumuşlar. Dolayısıyla vatandaşı da korumuş oluyorlar ekmeklerini hijyen şartta çıkardığı için. Kes, Bu anlamda hem programımızı bitirelim hem de son söz olarak aynı zamanda siz ünyede de dernek başkanlıkları yapıyorsunuz. Sosyal hayatın tamamen içindesiniz ve gönüllü yapıyorsunuz. Ben buradan gerçekten Musa Kıranlı başkanımızı anmadan geçemeyeceğim. Evet. En son mesajında şunu belirtmişti. Dernek başkanları sadece kimlik taşımıyor. Yani bu programdaki sivil toplumun sesini anlatırken amacım da bu zaten. Yani hiçbir dernek başkanı ücret almıyor, para almıyor, makam içinde o derneği temsil etmiyor. Aydat almıyor. Aydat ben de dernek başkanıyım. Hiçbir zaman aidat almadık. Almıyoruz da. Neden? Gerçekten bu yüzde doksanı gönüllülük, yüzde onu gerçekten güven, sahadaki sahipliğimiz, alan odaklı sahipliğimiz ve en önemlisi de dernek üyelerimizin bize duyduğu güven bu manada ben dernek başkanlarımızı ama şunu da parantez olarak açayım başkanım. Alan odaklı dernek başkanı ise ve yönetimiyle alanı ile ilgili çalışması şartıyla tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu anlamda programımızın sonunda da son söz olarak sizden son sözü alayım istiyorum. Ben çok gönül rahatlıkla şunu söylemek istiyorum. Pandemi süreci zor bir süreç. Bir yıldır. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde ayakta durdu. Biz çalışanlarımızdan öncelikle şunu istedik. İşinizden evinize, evinizden işinize. Bu süreç içerisinde işte biraz önce bah konuları bahsettik. Hiç kimse mağdur olmadı. Sağlıklı bir şekilde yürütüldü. Hangi kurumun kapısını çaldıysak herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiç kimse geri çevirmedi. Ben şunu gördüm. Kurumsal bir kimlikle gerçekten bir işin özünü yaparken insanlar, o kurum gerçekten herkes son derece yardımcı oluyor. Burada bütün çalışmalarda kolektif olarak her alanda herkesle paylaşması gerekiyor. Önemli olan birlik, beraberlik, huzur içerisinde süreci yürütmek. Üyelerimizden şunu çok gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Ekmek konusunda, temizlik konusunda, icraat konusunda, Son derece halkımız rahat olsun. Her şey sağlıklı bir şekilde zor şartlar altında da olsa yürütmeye devam ediyoruz. Bizi buradan izleyen, dinleyen bütün izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi yapmamız gereken ne varsa elimizi her zaman taşın altına koyup kalkındırıp o şehri işimizle ilgili diğer konularda da olsa çevre duyarlılığı çok önemli bu konulara son derece önem vererek yapmaya çalışıyoruz. Yani yapılması gereken ne varsa biz her zaman buradayız. Bizi kimlik olarak herkes tanıyor. Ulaşamayacağı hiç kimse yok. Şehrin her noktasında varız. Telefonumuz her zaman açık. Yani ün Yedi'de bir öneri gelse şurada nasıl yapılabilir denilse biz sizler gibi diğer sivil toplum örgütleri gibi Nasıl bugün 12 tanesi toplum örgütle ortak hareket ediyorsak evet, evet. bu da çok önemli. Kesinlikle. Bir yere kimlik katmada, orada başarıda, birlik ve beraberlik içerisinde STK'lar çok önemli. Biraz önce dediğiniz gibi biz burada başkanlık yapıyoruz ama sizlerin de olduğu gibi kimseden bir beklentimiz yok. Önemli olan işimizi ne kadar daha sağlıklı, ne kadar daha huzurlu, ne kadar daha önemli, ne kadar daha hijyenik yapma açısından son derece Elimizi, gövdemizi her şeyin altına koyduk. Bütün çalışma arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, üyelilere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Son başka bir sorunuz yoksa çok teşekkür ederim. Bizi dinlendikleri için sormak, sormak istedikleri bir şey de varsa zaten sosyal medyadan ulaşıyorlar. Evet. Canı gönülden herkese mutlu bir akşam diliyorum. İyi bir program olduğuna inanıyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim başkanım. Gerçekten şu an bize Halil Önal Beyefendi izliyor. Halil Bey'in nezdinde de ben Zekai Göç Beyefendi'ye üniyemizin kıymetli bir iş adamı değeri e, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de geçmiş olsun Ve de tüm deneyelim. hastalarımıza da şifalar diliyorum. Şimdi 100. yılında 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşımızı programımızın başında olduğu gibi sonunda ve elbette söylenecek marşımızı anarak kapatırken Bizi izlediğiniz için gerçekten teşekkür ediyorum ve arka fonumuzda da gördüğünüz gibi Ünye Kalemiz var. Ben her programda Ünye'mizin tarihi, turistik kimliği olan değerleriyle ilgili paylaşımlar yapıyorum ve programın başından beri de arkamızdaki fonda Ünye Kalemiz var. Ünye Kalemiz gerçekten bir efsaneyi, bir değeri barındırıyor içinde, bünyesinde, etrafında ve ben buradan gerçekten bu çalışmalara Başından beri hem önderlik yapan yanında olan her çalışmanın her kazmanın başında olan Ali Rıza Bey'e şu an çalışmaları sürdüren Atilla Akbaş Beyefendi'ye ve buna çok büyük desteği veren başta Ünye Belediye'mize, Valiliğimize, İl Kültür Müdürümüz Uğur Toparlak Bey'e gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir programımızın da sonuna geldik. Haftaya farklı bir konu güzel bir konuğumuzla sizlerle tekrar buluşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.